İYİ Parti'mizin Sayın Genel Başkanı, değerli milletvekilleri ve konuklar, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere Gebze Dilovası'ndan, emeğin ve emekçinin yuvasından, emekçi kardeşlerimden, işçi kardeşlerimden kucak dolusu sevgi ve selamlar getirdim. Uzun zamandır bu kürsüyü emekçilere açıyorsunuz. Milletin kürsüsünü emeğin kürsüsü yapıyorsunuz. Biz emekçilere söz hakkı veriyorsunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağ olun, var olun. Değerli Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, ben bir işçiyim. Demir-çelik sektöründe çalışan bir emekçiyim. Alın terimle kazandığım helal ekmeğim dışında başka da bir şeyim yok. Ben tüm emekçi kardeşlerim gibi koronavirüsün en yaygın olduğu günlerde bile ürettim. Benimle aynı iş kolunda, yani metal iş kolunda çalışan emekçiler, ülkemiz için, halkımız için, yoğun bakımda şifa bekleyen hastalar için solunum cihazı, test kiti gibi araç gereçler ürettik. Ancak o günlerde bile, yani biz canımız pahasına üretirken bile bizim kıdem tazminatımıza göz diktiler. Herkes canıyla uğraşırken, evlerine kapanmışken birileri yine boş durmadı. Kıdemimizi elimizden almaya kalktı. Ancak biz, Konfederasyonumuz Türk İş'in öncülüğünde bu girişime karşı mücadele verdik. Bu saldırıları geri püskürttük. İYİ Parti bu süreçte bizim hakkımızı savundu. Sizlere de sonsuz teşekkür ediyoruz. Konfederasyonumuz Türk İş'in her fırsatta dediği gibi kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir. Son kalemizdir. Onu ne pahasına olursa olsun savunacağız. Bu hakkımızı kesinlikle vermeyeceğiz. Değerli Genel Başkanım, değerli milletvekilleri. Bakınız, bu ayın sonuna doğru asgari ücret artışı belirlenecek. Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını gerektiren, sağlaması gerektiren bir ücrettir. Türkiye'de asgari ücret, işçi ailelerini hesaba katmaksızın yalnızca işçinin ihtiyaçları ve geçimi üzerinden hesaplanıyor. Gelişmiş Batı ülkelerinde asgari ücret sembolik bir ücretken, bu ülkede çalışanların büyük bir kısmı asgari ücret ya da onun biraz üzerinde ücret alıyor. Ülkemizde ne yazık ki asgari ücret bir sefalet ücretidir. Asgari ücret sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları ilgilendiriyor. İşsizlik ödeneklerinden emekli aylıklarına kadar pek çok ödeme asgari ücret düzeyinden etkileniyor. Tespit edilecek asgari ücret, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret olmalıdır. Büyük bölümü sendikasız, toplu sözleşme hakkı olmadan günlük 10-12 saat çalışan milyonlarca kişiden daha fazla fedakarlık yapmalarını istemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Dar ve sabit gelirli kesimlerin daha fazla fedakarlığa artık takati kalmamıştır. Türk İş'in her ay yaptığı araştırmaya göre Kasım 2020 itibariyle ülkemizde yoksulluk sınırı 8.198 lira, açlık sınırı ise 2.517 liradır. Yani net asgari ücret açlık sınırının altındadır. Bu ülkede milyonlar açlık sınırının altında yaşamaktadır. Üstelik asgari ücretliler bu sefalet ücretinden bir de vergi veriyorlar. Karnını zor doyuran insanlar Eylül-Ekim ayı geldiğinde vergi dilimine giriyorlar. Bu haksızlığın, adaletsizliğin son bulmasını istiyoruz. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri, son olarak birkaç cümleyle örgütlenme sorunlarımızdan söz etmek istiyorum.
Kocaeli Gebze bölgesinde üyesi olduğum Türk Metal Sendikası, Gür Metal'de, Onat Alüminyum'da, Form Lazer'de örgütlendi. İşverenler iş yerlerinde sendika olsun istemiyorlar. Lögel makinede olduğu gibi arkadaşlarımızı işten atıyorlar. Lögel işvereni 27 arkadaşımızı bu kış aylarında işten attı, ekmeksiz bıraktı. Bu mücadelede sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sayın Genel Başkanım, milleti milletin vekilinden üstün kılıp bana bu fırsatı vererek bu kürsüyü emeğin sesine açtığınız için size bir kez daha şükranlarımızı sunuyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım. Değerli milletvekilleri, milletin sesini, emeğin sesini duydunuz. Siz Türkiye'de işsizlik yok, iş beğenmeyenler var diyebilen, kendini bilmez iktidar milletvekillerine bakmayın. Oynanmış TÜİK verilerine göre bile iş bulmaktan umudunu kesmiş vatandaşlarımızın sayısı işsiz vatandaşlarımızdan daha fazla. Bir an önce, başta gençlerimiz olmak üzere, vatandaşımızın güvencesizliğini azaltıp insana yakışan işlerin sağlanacağı bir yatırım ortamını oluşturmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın satın alma gücünü onları daha da borçlandırarak değil, daimi kazançlarını artıracak şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun yolu da başta dar gelirliler olmak üzere çalışanlarımızın ücretlerini arttırmamızdan geçiyor. Biz bunu söyleyince şirketlerimiz, benim üzerimdeki iş gücü maliyetlerini daha da arttırırsanız ya iflas ederim ya da istihdamımı azaltmam gerekir diyeceklerdir. Bunu söylemekte çok haklılar. Şirketlerimizin üzerindeki maliyetler, izlenen kötü politikalar sonucunda şirketlerimizi zarar ettirip iflasa sürükleyecek derecede arttı. Özellikle küçük ölçekli şirketlerimiz, esnafımız, çalışanlarının sigorta primlerini karşılayamaz duruma geldi. Anadolu'daki esnaf gezilerimizde çalışanlarını ağlayarak işten çıkarmak zorunda kaldığını söyleyen birçok esnafımızla karşılaştık. Bizim işverenimiz, esnafımız, KOBİ'miz istihdam sağlamak istiyor ama yüksek maliyetlerden dolayı bunu maalesef yapamıyor. O yüzden işverenlerimizin yeniden istihdam yaratabilmeleri için üzerlerindeki maliyetleri mutlaka düşürmemiz gerek. Bakın size çok çarpıcı bir sayı vereyim. Son 6 senede kamunun genel istihdamı 1.394.000 artarken toplam kayıtlı istihdam sadece 1.312.000 artmış. Kamunun toplam istihdam içindeki payı %19.9'dan %26.2'ye çıkmış. Yani yola özel sektörü odaklı istihdam yaratan bir büyüme vaadiyle çıkan AK Parti, eskinin Doğu bloku iktidarlarını aratmayan hantal bir partiye dönüşmüş. Ampulün içine orak çekik konulursa şaşırmayın. Bir de kültür reformundan bahsedilirse tadından yenmez. Değerli dava arkadaşlarım, bir başka sorunumuz da kayıt dışı istihdam. Türkiye'de toplam çalışan sayısının 1/3'ü maalesef herhangi bir sosyal güvencesi olmadan kayıt dışı çalışıyor. Yüksek bir öğrenime sahip gençlerimiz bile kayıt dışı çalışmak zorunda. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin sorununu zaten biliyorsunuz. Kayıt dışı çalıştığınızda her türlü sosyal güvenceden uzak bir şekilde emekliliğe hak kazanamadan yaşıyorsunuz. Güvencesizlik yakanızı bırakmıyor. Bütün bunların özeti şudur. Acilen istihdam yaratan bir büyüme modeline geçmemiz gerekiyor.
vatandaşlarını borçlandırmadan ihtiyaçlarını karşılayacak bir ekonomik modeli uygulamamız gerekiyor. İşverenlerinin daha fazla istihdam yaratmalarını sağlayacak bir yatırım iklimini oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de herkesi memnun edecek bir asgari ücret düzenlemesini uygulamaya koymamız şart. Aziz milletim, İYİ Parti olarak biz Türkiye istihdamsız değil, istihdamla büyüsün ve böyle kalkınsın diyoruz. Rantla değil, üretimle kalkınsın diyoruz. Bu vizyon ışığında işverenlerimizin üzerindeki yükü hafifletip onların yeniden istihdam yaratmalarını sağlarken dar gelirli vatandaşımızı da borç sarmalına sürüklemeyecek, kayıt dışı istihdamı kayıt altına alacak hakkaniyetli bir asgari ücret modeli üzerinde çalıştık. Mevcut durumda brüt asgari ücret 2.943 lira. Gelir vergisi, SGK primi ve işsizlik sigortası fonu kesintileri yapıldıktan sonra çalışanımızın eline net 2.325 lira geçiyor. Diğer taraftan asgari ücretli bir çalışanı istihdam etmek için işverenimizin cebinden ise 3.458 lira çıkıyor. Bu hem maaşı kuşa dönen çalışanımız açısından hem de yüksek bir maliyet üstlenen işverenimiz açısından kabul edilebilir bir durum değil. Bizim önerimiz şudur. Brüt asgari ücreti 3.000 liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline net 3.000 lira geçerken işverene olan maliyeti ise 3.458 lira olmaya devam etsin. Yani çalışanımızın eline geçen asgari ücreti 2.325 liradan 3.000 liraya çıkaralım. Çıkaralım ama işverene olan maliyetini de arttırmayalım. Ayrıca bu düzenleme sadece asgari ücretliyi kapsamasın. Asgari ücretin üzerinde, biraz üzerinde maaş alan çalışanların da asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin. Bir başka deyişle devletimiz bütün çalışanlarının cebine aylık 675 lira koysun. Ama bu parayı işverenden almasın. Bizim önerimiz budur. Değerli dava arkadaşlarım, bu düzenleme ülkemize çok şey kazandıracak. Ekonomimizin sert bir şekilde daraldığı bu dönemde başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere harcanabilir gelirimiz artacak. Milletimizin kazancı arttığı için tüketimimiz de 112 milyar lira artacak. Bu artışın milli gelirimize etkisi yaklaşık 450 milyar lira olacak. Yani vatandaşlarımızı ve şirketlerimizi borçlandırmadan tüketim ve milli gelir artışı sağlayacağız. Bunun istihdama katkısı ise 1.550.000 yeni çalışan olacak. Üstelik bu 1.550.000 yeni istihdamın 1.164.000'i kayıt dışından kayıt altına geçen vatandaşlarımız olacak. Yani bu model güvencesiz çalışan 1 milyondan fazla vatandaşımıza sosyal güvenlik ve emeklilik hakkı sağlayacak. Yani bu model özellikle maliyetler yüksek olduğu için aile bireylerini kayıtlı çalıştıramayan aile işletmelerimize, bunun içine tarım işletmeleri de var, büyük destek olacak. Sonuç olarak önerdiğimiz asgari ücret düzenlememiz özel sektörün yüksek iş gücü maliyetleriyle karşılaşmadan yeniden istihdam yaratacağı bir büyüme modelinin başlangıcı niteliğinde olacak. Çalışanlarımız da ihtiyaçlarının en azından bir kısmını borçlanmadan karşılayabilecek. Başta gençlerimiz olmak üzere güvencesiz çalışan vatandaşlarımızın en azından bir kısmı her türlü sosyal güvenlik ve emeklilik haklarından yararlanmaya başlayacak. Aziz milletim, biliyorsunuz ne yaptığının ne de sattığının hesabını veremeyen iktidar, biz ne önersek hemen kaynak nerede
diye sormayı alışkanlık haline getirdi. Olsun, bizim bütün önerilerimiz hesaplı, kitaplı ve planlıdır. Her önerimiz şeffaf, hiçbir önerimizde gizli hesaplar, örtülü yandaş kollamalar yoktur. Asgari ücret için de bütün hesaplarımızı yaptık. Önerimizin bütçeye maliyeti 71 milyar lira. Peki bu maliyet neye karşılık geliyor? Mesela bu maliyet partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra bütçedeki faiz harcamalarındaki artış oranına eşit. 2018 bütçesinde 73 milyar lira olan faiz harcamasının 2020 yılında 144 milyar lira olması bekleniyor. Yani bu maliyet, bu israf ekonomisinin neden olduğu faiz harcamasındaki artış kadar. Yani bu maliyet devletin önümüzdeki dönemdeki faiz harcamaları için, bakın borç için değil, borcun faizi için ayırdığı bütçenin %40'ı bile değil. Yani biz doğru bir borçlanma stratejisi izlersek, bu kaynağı sadece faiz harcamalarından yapacağımız tasarrufla bile çıkarabiliriz. Mesela bu maliyet, kendisini anmadan geçemeyeceğim eski damat bakanın dahiyane bir fikirle hazinemizi döviz cinsinden borçlandırdığı dönemde, tabi altın da var bunun içinde, Türk lirasındaki değer kaybından dolayı karşılaştığımız maliyetin yarısı. Mesela mevcut durumda yap, işlet, devret modeliyle hazine garantili projelere verilen toplam taahhüt 142 milyar 800 milyon dolar. Yılbaşından itibaren sadece döviz kurundaki artıştan dolayı 264 milyar 137 milyon liralık bir taahhüt artışı oldu. Önerdiğimiz asgari ücret düzenlemesinin maliyeti bu artışın sadece dörtte biri kadar. Yani yandaş müteahhitlerinize gidip bu projeler için alacakları parayı bu yılın başındaki döviz kuru üzerinden sabitlemeyi teklif ederseniz önerdiğimiz asgari ücret düzenlemesinin dört katı büyüklüğünde bir kaynağı da bu ve benzeri projelerde kullanılmak üzere tasarruf etmiş olursunuz. Mesela nedense bir türlü vazgeçemediğiniz Katar İstanbul, bakın burası çok önemli, Katar İstanbul projesinin, siz onu Kanal İstanbul olarak biliyorsunuz. Katar İstanbul projesinin düşünülen maliyeti 25 milyar dolar. Yani yaklaşık 195,5 milyar lira olacak. Bizim asgari ücret düzenlememiz Katar İstanbul projesinin üçte biri kadar. Gelin bu zor zamanlarda ülkenin dar gelirli çalışanını Katarlı dostlarınızın önüne koyun. Gelin bir kez olsun milletinizin iyiliğini düşünün. Gelin saray sefanız için yapmaktan çekinmediğiniz zammı çalışanlarımıza çok görmeyin. Böylece hem İstanbullular hem de çalışanlarımız rahat bir nefes alsın. Aziz millet. Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım, devlet bugünlerde adım atmayacaksa ne zaman atacak? Bizim önerimiz açık, bizim çözümümüz çok net. Karşılığında ise kimsenin ödeyeceği bir bedel yok. İşte bu İyi Parti iktidarıdır. Diyeceksiniz ki, madem bu kadar kolay, bunlar onu niye yapmıyorlar? Bizim iktidarımız elbette farklı olacak. Çünkü devleti yönetmek bize kolay, onlara zor gelir. Çünkü bizim gerçeğimiz onların ancak hayali olabilir. Biz kazanmayı biliriz, onlar harcamayı bilir. Biz kurmayı biliriz, onlar satmayı bilir. Biz sorunları çözmeyi biliriz, onlar bahane üretmeyi bilir. Biz barıştırmayı biliriz, onlar birbirine düşürmeyi bilir. Biz dardaki vatandaşımızın derdini dinleriz, onlar beş müteahhidin derdini dinlerler. Biz dar sokaklarda, mahallelerde gezeriz, onlar saraylarda sefa sürerler. Biz demokrasiyi amaç ediniriz, onlar araç olarak kullanırlar. Biz
Gencimiz özgür olsun isteriz. Onlar kontrol etmek için uğraşırlar. Biz kuvvetler ayrılığı deriz. Onlar kuvvet tek olsun, bizim olsun diye her şeyi ama her şeyi yaparlar. Biz 21. yüzyılı temsil ederiz. Onlar 19. yüzyıla takılıp kalırlar. Değerli dava arkadaşlarım, millet menfaatine adım atmak önce millet, önce memleket demeyi gerektirir. Devlet ciddiyeti, vizyon ve liyakat gerektirir. İşte millet için getirdiğimiz her öneriye hayır diyen bu iktidarın ve küçük ortaklarının eksiği budur. Her şeyimiz var. Eksik olan milletini her şeyin önüne koyan bir yönetim anlayışıdır. Bizim için siyaset bir hizmet yarışıdır. Ama onlar için siyaset iktidarda kalmak, eşi dostu paraya boğmak, saray sefasını sürdürebilmektir. Bugün Türkiye'de siyaset sarayla Balgat arasındaki nefret diline sıkışmış, devletin maliyesi bakkal defterine dönmüşken Gazi Meclis bir kenara atılmış, devlet işleri sarayda cirit atan danışmanlara terk edilmiş, hukuk delik deşik olmuşken salgın cam pazarına, yoksulluk zulme dönmüş, millet oy verdiği iktidar tarafından yüzüstü bırakılmışken, milletimizin canıyla kanıyla kurduğu cumhuriyetimiz, tek adam sisteminin, o tek adamdan başka kimseye faydası olmayan icraatlarının altında çatırdamaya başlamışken, önce millet, önce memleket diyen bizler susamayız. Olanı biteni oturup bir kenardan izleyemeyiz. Milletimiz çile çekerken biz seyirci kalamayız, kalmayacağız. Çünkü onların iktidar hayalleri milletimizin kabusudur. Bizim hayalimiz ise milletimizin gülen yüzüdür. İşte o nedenle artık millet bizi çağırıyor. Milletimizi mahkum edildiği bu işsizlik, yoksulluk ve borç sarmalından kurtaracağız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi milletimizle el ele kuracağız. Ahdımız olsun, bu güneşi doğuracağız. Ahdımız olsun, bu karanlığa son vereceğiz. Çünkü biz Abdurrahim Karakoç'un dizelerindeki gerçeğe inananlardanız. Ben, beni benden korursam insanım. Verdiğim sözde durursam insanım. Bastığım her yer sırattır mutlaka. Şaşmadan yürürsem doğru insanım. Büyük Türk milletinin iyi ve cesur evlatları. Şaşmadan doğru yürümeye devam edeceksiniz. Milletimize verdiğimiz sözleri tutacaksınız. Bırakın yarını, bugünü kurtarmanın telaşındaki milletimize nefes aldıracaksınız. Güneş doğacak, sabah olacak. Bu karanlık günlerden sonra doğan o güneş Türkiye'ye iyi gelecek. Bizler umulmadık bir zamanda, umulmadık bir yerlerden çıkıp gelenlerdeniz. Tıpkı milletimiz gibi omuzlarımızdaki yük ağır, yolumuz çetin. Ama yılmayacağız, yorulmayacağız, yıkılmayacağız. Ve emin olun Allah'ın izniyle o kutlu hedefe varacağız. Ülkemizi ve milletimizi düze çıkaracağız. Türkiye nasıl yönetilir? Türkiye nasıl zenginleşir? Milletin yüzü nasıl güler? Dosta düşmana göstereceğiz. Allah bu kutlu yolda ayağınızı taşa değdirmesin. Allah birliğimizi daim, yolumuzu açık etsin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım.